şimdi çok enteresan, asla ekranı ilk kez açanlar için söylüyorum. Sevgili seyirciler. Sen bağırma, çığırma. Bu iki ailenin... ikisinde... evet. Bir dakika, bu iki ailenin buluşma noktası Nazım Bey ile Songül Hanım'ın Facebook arkadaşlığı. Ya. O Facebook arkadaşlığında Denizli'ye gelip, sonra çocuklarını işte evlendirme kararı ve beraber yaşama kararı veriyorlar. Hem iki dünür. Ben evlendirmedim. Hem iki düşman. Kıyamet kopuyor bak, koca küçücük bir apartman. Benim kıyamet kopuyor. Benim neyi gerekiyordu da benden hep uzaklaştırma aldı. Sendeyiz. Evet Esra'm, şimdi içeri giriyoruz. Nazım Bey'e de bir şeyler sormak istiyorum ben. Evet, buyurun. Evet, içeriye. Evet. Nazım abi, bir gelebilir misin ya? Bir dakika. Yayın gitti. Ya, telefon cebine koy. Yayın gitti, yayın. Ses. Tamam. Buyurun. Nazım abi, bir gelebilir misin ya? Buyurun. Sesim gelmiyor ama. Gel. Sesim gelmiyor. Nazım abi, sana birkaç soru sormak istiyoruz. Buyurun. Evde bir tane banyo ve lavabo var değil mi burası? Evet. Burada siz yatıyorsunuz. Evet, yani hiçbir kayınbabaya yakışıyor mu? Burada yatıp gelininin sürekli buraya, yani özel ihtiyaçları olur, banyoya gitmek ister. Neden onları burada yatırmadın da içeride yatırdın da? Şimdi ne dediğine sebebini gelirsen, benim mesela bir tane Ümmü Gülsüm'ü çocuğu var. Baba sen burada yat dediler. Sen burada yat. Yani senin ısrar etmen lazım. Evet. Kızım olmaz. Yani. Banyo burası. Evet. Sen çocuğunla burada yat. Ben asla burada yatmam. Heh. Sizi içeride yatırmam deyip senin ısrar edip onları burada zorla da olsa burada yatırman lazım. Çok söyledim. Ve dedi ki şu anda benim çocuğum var. Çocuğum dedi, oğlundan dolayı dedi. Çocuğumu dedi ikimizin arasına yatırıyoruz dedi. Ümmü Gülsüm. Tamam kızım dedim ben. Abiciğim bak ortamıza burası iki kişilik bir yatak. Bir tane de bebek buraya gayet güzel. Heh. Ortalarına da yatırabilirler, sığabilirler. Yani yerde, yani hadi gelini de geçtim. Torun 3 yaşında küçücük bir çocuk. Onu niye yerde yatırıyorsun? İşte kendini onu oğlumla Ümmü Gülsüm'e soracağım. Ben çok dedim kızım bak burada yatak mı dedim ben böyle böyle. Dedi ki en sonra baba dedi biz yatmayacağız sen burada yat. Peki sen eş olarak nasıl kabul ettin? Heh. Babanın burada yatmasını, eşinin burada özel ihtiyaçlarını gidermesi için bu banyoya girerken her girdiğinde babandan izin mi alıyordu? Baba ben banyoya gireceğim. Ya da banyoya girdikten sonra çıktığı zaman. Babam işteyken zaten banyosunu yapan biriydi. Yani işteyken banyosunu yapan biriydi. Yani ben de öyleydim. Tamam sen neden ısrar etmedin bu odada kalmak için? Neden salon? Ben çok ısrar ettim. Ben çok istedim. Ben buraya bir dolap koymamızı, bir yatağımız olsun. Ben yerde yatmak mecbur muyum mesela? Değildim. Kendisi istedi. Benim dedi belim sakat dedi. Benim dedi belim ağrıyor dedi. Benim dedi ayağım ağrıyor dedi. Ben burada yatamam dedi. Ben buradan düşüyorum dedi. Burada yatarken düşüyordu. Duvar kısmı. Ben de onu burada yattım. Oradan düşse oraya düşecek. Oradan düşse oradan düşecek. Ben her gün bunu yukarı kaldırıyordum ben bunu. Yani bahane istediğinizde o kadar çok ki. Dönse geldi. Peki şeyi de, Esra Hanım, şeyi de sormak istiyorum. Geçen gün soruldu ama. Evet. Söyle. Geçen gün soruldu özel kıyafetleri. Bir bayanın özel kıyafetleri vardır. Evet. Bu eşyaları nereye koyuyor abi? Dün göstermediniz abi. Bir bakabilir miyiz oraya? Yan tarafta. Benim hala yani aklımın ve kalbimin almadığı bir şey. Ferdi'nin babasının yanından asla ayrılmak istememesi, babasının hayatına bu kadar müdahale etmesi, geliniyle aynı evde yaşama ısrarı beni acayip oğlum rahatsız ediyor. Beni eşyaları nereye koydu? Sen bir onu gösterir misin Nazım? Buraya koy. Çok özür dilerim. Buraya. Eşyaları yani, buraya koy. Bir bayan özel eşyalarını ulu orta bir dolaba koyar mı Nazım ya abi? Daha... Kayınbabasının olduğu bir evde. Buraya koyardın. Ben şu anda ev, apartta gidecektim. Eşyalar aşağıda çöplük gibi atılmış ya. Nazım Bey, eşyalar aşağıda çöplük gibi atılmış. Burada bu kız giderken kendine bir valiz hazırlasaydı evde bu eşyalar olmazdı. Senin kızın üzerindeki son kıyafetlerden başka bir bavul var mıydı yanında? Yoktu. Pislik gibi atılır mı ya? Katlarsın, koyarsın. Yani bak, bir şey söyleyeceğim. İmkanlarınız bile Esra olmasına gerek. Eskiden leyenler vardı. Hayır. Esra Hanım, buradan çıkarken ha, evden çıkarken ha zaten eşyalarını komple götürmüş. Ben eşyalarını komple götürmüş aşağı anasının evine inerken ha. Sizin bundan haberiniz yok mu? Kocasının haberi yok mu? Ne getirmiş? Var. Var Ferdi oğlum. Ben evi terk ediyorum ben diyor. Ben işliydim.
Nazım Bey, aldatan gelin, oğlunuz ısrarla geri gelsin diyor. Size göre de geri gelse miydi, baristalar mıydı? Düşünceniz nedir? Ben şu anda o zaman için kabul etmezdim. Onlar şimdi kendi aralarında söylemişler. Biz daha önceden bu 8'den 24'ünde avukat hanım, 8'den 24'ünde nikah kıydı. Ama ben çok basit bir şey soruyorum. 9'den 24'de bıraktı gitti. 30 Nisan'da Nazım Bey, mesajları siz ısrarla bir şeyler gösteriyorsunuz oğlana. Görüyor çocuk, diyor ki hayır, çık yukarıya diyor. Sizce de gelin geri gelsin mi? Çünkü ben kabul ettirmezdim. Ettirmezsin. Şimdi kızın eğer eşyaları aşağıya getirdiyse, yani aldattı, yakalandı, kocasından, kocası da ona kızdı, senin yanına geldi. Songül Hanımcığım, kızın koca bir bavulla tüm kıyafetlerini senin evine getirdi mi? Asla. Eşyaları senin evinde mi? İspatlasın, açsın ispatlasın. Bak, torununun, kızının bütün eşyaları senin evinde mi? Oyuncakları, çocuğun oyuncakları. Yani o da öyle. Ablacığım, oradan aşağı inerken bütün kıyafetlerini sana getirdi mi, getirmedi mi? Sadece çocuğun oyuncakları. Bu kadar. Onun sadece haricinde bu kızın eşyaları normal şartlarda burada olması, bir de aşağıdaki o bavulda pis ve atılmış bir vaziyette olmaması gerekiyordu. Bak şunu Esra Hanım, bunu benim oğluna sorun, bu soruyu. Benim oğlum burada çalışıyordu. Eşya vardı. Ya buradaydı, burada yaşıyorlar, beraberdi. Biz şimdi Nazım Bey, siz şunu iddia ediyorsunuz ya, Ferdi de şunu söylüyor. Ya bunlar bu buraya gelsinler ya. Bu kız, ya artık gelme değil yani, bırakın konuşalım. Anlamadım. Bu kız kaçtı iddiasında bulunuyorsa pılısını pırtısını toparlar öyle gider. Eşyaları çöp gibi oraya buraya savurup gitmez. Kıyafet var dedin ya, kıyafet. Onları götürmüş. Esra Hanım, şu anda şunu söyleyebilirim. Nikahta giydiği elbise dahi götürmüş. Ben işliydim. Burada mesela oğlum bana telefon açtığında saat 3:30 falan geçiyordu. Bunun gittiği günü. Ben de dedim oğlum işe gitme, gel geri dedim. Oğlumu geri getirdim. Ve bunlara garanti söylerim. Çalıştığı yerde arkadaşları da var. Servisten incittirdim. Moralin bozulması oğlum. Sizin dedim, yatak odasından dün bahsettiğiniz gelinime ait bir bavul var demiştiniz dün canlı yayında. Sonra o bavulu aradınız, bulamadınız. Bahsettiğiniz o bavul. Bodrum'daki bavul mu? Evet. Hayır, sizin burada dediğiniz bavul ondan, Bodrum'da. Ondan geldiler, Adana'dan getirdiler. Onu Adana'dan getirdiler. Onlar beraber getirdiler. Adana'dan beraber getirdiler. Onu sormuyorum beyefendi. Bu kız aşağı indiğinde annesinin yanına. Evde onun bavulu var. Eşyaları da onun içinde dediğiniz bavul. Aslında atılmış bir vaziyette. O depoda. Biraz önce fotoğrafı da görünen yerde. Esra Hanım. Tamam Esra Hanım. O bavul Enel'e 2 ay oldu. Ona 2 ay oldu. Abicim bu kız ne yiyip ne yiyor? Siz yani ne bileyim her gün tüketim yapabilen insanlar mısınız? Ya. Yani sık sık kızın kıyafet alabiliyor bu anlamda, ekonomik anlamda bir rahatlığınız var mı? Esra Hanım, hepsi yurttan getirdiği kıyafetler, kurumdan getirdiği kıyafetler. Eli onun o bu yardım veriyor. Esra Hanım, şu kredi kartımın... Esra Hanım bir kelime söylüyorum. Söyle. Ben oturalım. Esra Hanım. Evet. Esra Hanım, Arafa günü dokümanları çıkarttırabilirim size, atabilirim. Çıkartırın lütfen. Kredi kartımla ben bir kelime şimdi kredi kartım var ve Ümmü Gülsüm benim çektik, tamam, özür. Bu arada kızım dedim, bak bunları sana harcayacağım ben dedim. Tamam babacığım dedi. Geldi bana sarıldı. Babacığım, canım babacığım dedi. Kahve yaptı. Kahve çok içerdim. Bu arada gittik birinci bayram günü beraber. Oğlum, ben, kızım, bir de Ümmü Gülsüm. Ümmü alışveriş Gülsüm. Yaptınız. Gittim. Oradan bayram yerinden alışveriş ettik. Ve şu anda tespit edebilirim. Dört tane de bebek altını bozdum. Kartımı geçtim. Çok seviyorsunuz. Zaraftan. Çok seviyorsunuz gelininizi. Peki gelininizi çok seviyorsanız, gelininiz ortadan kaybolduktan sonra, yani 2 Mayıs'tan sonra, ona ulaşamadıktan sonra,
ona ulaşabileceğiniz tek bir telefon numarası var. O hatta sizin üzerinize. Niye o hattı kapattınız? Evet. Çünkü sizin gelininize ulaşacağınız tek iletişim kanalı o ya. İnsan kapatır mı bu numarayı? Esra Hanım, Esra Hanım, şimdi iyi noktaya geldik. Benim numaram mesela, istersen bitti orada siz... Orada bitti sen. Söylemiyorum, bitti. Orası biplenmiyor. Mesela 66... Beyefendi şunu soruyorum. Tamam. Sen gelinle gittin, mesela... bir baba olarak hat çıkarttın. Gelininin kayıp, gelinle ulaşamıyorsunuz. Kız ortadan kaybolmuş. O hattı hemen gidip kapattırıyorsun. İki ay sonra da geri açıyor. Tamam, avukatıma sordum. Oğlumun avukatına sordum. Ayın 16'sında... Ama bu senin o kıza ulaşman için tek iletişim kanalı. Ne kızımın babası ulaşabildi, ne ben ulaşabildim. Kızımın babası da şahit. Yani şimdi kayboldu, şimdi sen, aklınıza hat mı gelir? Sen yalan konuşuyorsun. Sen orada yalan konuşuyorsun. Şimdi sonra şöyle bir şey diyeyim. Esra Hanım. Evet. WhatsApp'tan çok konuşmalar var. Hatta bunların dokumentları çıkarılacak. Hatta çıkarılacak Esra Hanım. Daha önceden mesela benim mesela sonu mesela çift rakam ya. Evet. Onu Ümmü Gülsüm değiştiriyor. Ümmü Gülsüm değiştiriyor mesela. Benim telefonumun sonu mesela 20-20. Bunu 20-21 yapabiliyor. Peki Ferdi sana bir soru soracağım. Yaptı da. Yaptı. Şimdi sen biraz önce dedin ki ben onun gizlice kaçtığını, o bahçedeki arka taraflardan kaçtığını düşünüyorum dedin. Ümmü Gülsüm'e bir süre ulaşamadığında, Ümmü Gülsüm'ü bulma konusunda ya da Ümmü Gülsüm'ü seninle barıştırma konusunda birinden yardım istedin mi? Hayır, istemedim aslında. Yani biz genelde şöyle yaparız, karı koca küstüğünde... Üçüncüyü de affetmem. Hayır, hayır. Sevdiğimiz bir büyüğümüz varsa, tanıdığımız biri varsa... Ya ne olur, şöyle bir hani bir konuşsanız da hani Ümmü Gülsüm'le, bizi bir barıştırsanız diye... Birini aracı kıldın mı? Hayır, yapmadım Esen. Affettim, yani, affettim dedin, son gördüğünde affediyorsun sen. Ben, affet. Bak 30 Nisan'da sen eşini affediyorsun, kadın kabul etmiyor... Yüzü fırlatıyor sana. Ben istemiyorum seni diyor. İstemeyen bak senin istemiyorum eşin. Diyor. Bak neden tamam. Diyorum? Biz 8 ay zaten evli kaldık. 8 ay evli kaldık. Ben bunu sürdürmek amacındaydım. Benim tarnam burgurum var evimde. Benim aş yapsın diye, yemek yapsın diye ben onu gene getirmek zorundayım. Çünkü ben yemek yaparım ama erken yaptığı yani gibi kadın yaptığı biri olmaz avukat hanım. Yani siz eve... Hizmetçi denmez ona. Ama hizmetçi denir. Hizmetçi denmez. Yani seni aldatan, yuva kurduğun kadın gönlünde gözünde olmamasına rağmen o evin içerisinde onu tutmak istiyorsan menfaatin için tutuyorsundur. Menfaat için tuttum. Buna da yani sana hizmet versin diye bunu yapıyorsun. Ben hiçbir zaman menfaatim için tutmadım Esra Hanım. Ferdi'ciğim 30 Nisan'da karına yukarı çık dedikten sonra bir kişiyi arayıp abi bizi Ümmü Gülsüm'le barıştır, ben Ümmü'ye ulaşamıyorum. Ne olur bir yardımcı ol dedim mi demedim mi? Bak soruyu soracağım, kenara çekileceğim. Dedim mi demedim mi? Hayır demedim. Demedim. Peki demedim. İhanetin dışında... Demedim. Senin Ümmü Gülsüm'le aranda, hani ihanet yazışmanın dışında büyük bir olay yaşandı mı? Hani birbirinizi dövdünüz mü, yaraladınız mı? Çok böyle kavgalarınız olur muydu? Hayır, hayır. Hayır. En son anasını da kavga etti. İşte burasının DART rapor aldığında 11 milyar, 12 milyar ceza aldırdı Esra Hanım. Ne aldırdı? Adliyede mevcut cezası. Ne aldı? Cezası ben, mevcut. DART raporu. Konuşayım mı Allah aşkına, ben dayanamıyorum. İnkar etmesin ona da DART raporu aldırdı. Yahu ben... Nazım Bey. Esra Hanım. Nazım Bey, Esra siz aradınız mı? Nazım Bey. Şimdi Ferdi aramamış. Hayır. Ama siz baktınız ki oğlunuz hani ne yaparsa yapsın, karısını istiyor. Gitti o gün aralarında 30 Nisan'da tartışma çıktı. Gelinden de ses yok. Oğlun aşırı mutsuz, üzgün. Ben bir aracı bulayım da şunları bir barıştırayım diye siz düşündünüz mü? Ben o şekilde aramadım Esra Hanım. Birini aradınız mı aracı olsun diye? Bunun aracı değil, babasını aradım. Anladım. Babasını aradım. Ümmü Gülsüm'ün babasını aradım. Ne dediniz, ne sordunuz? Dayı dedim, dayı dedim, bunun adamı gelecek dedim, başımıza dedim ben. Hı hı. Dayım dedi,
Bunlar dedi, bu dedi anasını ben çektim dedi, ben çektim dedi, yaka silktim dedi. Buraya geldiğinde de söylerdim babası. Bunun babası buraya geldi. Bu Songül Deniz'in ceza aldığında buradaydı. Atlı Deniz Atlısı'yla beraber gittik. Şimdi Ömer Bey de dinle, canlı yayında olacak. Baba, evet. Ömer'in çok yanında iyi, olduğunu evet, dün iddia ettiniz. Evet. Kesin o babasının evet, yanındadır. Ben oraya gitmiş tamir ettim. Tamam. Baba da canlı yayında evet, olacak. O da söz hakkını, cevap hakkını kullanacak. Caner ve Özkan, teşekkür ediyorum bağlantı için. Diğer konuya geçeceğim. Sürem kısıtlı olduğu için. Sevgili seyirciler, bir Ümmü Gülsüm'ün fotoğrafını verelim. Görmüş olduğunuz bu 18 yaşında, 3,5 yaşında çocuğu olan kızımız 2 Mayıs tarihinden beri kayıp. Esra Hanım, ben seslenebilir miyim kızıma? Bu kız nerede? Hangi durumda? Hangi şartlarda? Niye yok? Niye biz Ümmü Gülsüm'e ulaşamıyoruz? Onu bulmaya çalışıyoruz. Siz kızınıza seslenin lütfen. Kuzum, Gülsüm'üm, kurban olur annem. Bir ses, bir ışık. İnan dağları deler gelirim. Kurban olurum, ben seni çok özledim. Kızın seni çok özledi kuzum. Ya küçücük de bebek var yani kuzum, şimdi. Kuzum bak beni senden ayırdılar. Seni kuzumdan ayırdılar kuzum. Bak kızını ben bugün hastaneye götürdüm biliyor musun? Anneanne annemi almadan gelme. Eşya da eşya hanıma şöyle beni çıkan için yayına diyor. Annem beni görürse gelir diyor. Esra Hanım öyle diyor ya. Aa, şurada yatıyor. Biliyorum yani kızım, 3,5 yaşında. Ben senin arkanda. Ne olursa olsun ben canı bir anne olsaydım sen 2 aylıkken çocuğunu aldıracaklardı, karşı çıkan benim, resti çeken benim. Seni onlar, ben sana her zaman dedim bunlara yaklaşma kuzum dedim. 2 aylık çocuğunu aldırdılar. Peki Songül abla, bunlara Ümmü Gülsüm yaklaşmadı, bu konuda da dürüst ol. Kızını alıp o eve sokan da sensin. Şimdi önce bir Ümmü Gülsüm'ü bir an önce bulalım. O 3,5 yaşındaki çocuk da anacığına kavuşsun. Ümmü Gülsüm nerede sevgili seyirciler? İhbarlarınızı bekliyoruz. İsminiz, bilgileriniz bende gizli kalacak. Sizi uğurluyorum. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.